Bugün sizlere OBS üzerinde uygulamaların seslerini birbirinden nasıl ayırabilirsiniz bunu göstereceğim. Eskiden bu işlemi gerçekleştirebilmek için OBS'imize bir eklenti yüklüyorduk. Bu eklenti sayesinde bu işlemleri gerçekleştirebiliyorduk. Ancak şu anda böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Direkt olarak OBS'in içinde bulunan bir özellik haline geldi. Bu özelliği kullanabilmek için tek yapmanız gereken kaynaklar kısmında buradaki artı tuşuna tıklamak ve bu kısımdan uygulama ses yakalama beta'yı seçmek. Burada yakalamak istediğiniz uygulamanın isterseniz ismini yazabilirsiniz veya hiçbir şey yazmadan da tamama tıklayabilirsiniz. Örneğin biz bunu tarayıcımızda müzik dinlemek için kullanabiliriz. Bunun için buraya SoundCloud yazıyorum ve tamama tıklıyorum. Daha sonra yakalamak istediğiniz pencereyi seçmeniz lazım. Bu kısımda yakalamak istediğiniz pencereyi açmanız gerekiyor. Örneğin ben bu pencerenin sesini yakalamak istiyorum. O zaman tek yapmam gereken, bu arada şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Eğer burayı açtıktan sonra pencerenizi açarsanız maalesef ki bu kısımda gözükmeyecektir. Bu yüzden burayı kapatıp vazgeç deyip ve bu kısımları da delete tuşunuza basıp evet deyip silebilirsiniz. Sildikten sonra artık tuşuna tekrar basıp uygulama ses yakalamaya geliyorsunuz. Tekrardan yazıyoruz. Ve bu kısımda pencere eşleşme önceliğini başta eşleştir. Olmazsa aynı türde pencere bul ve pencere kısmında şu anda görmüş olduğunuz gibi operayı seçebiliyorum. Tamam'a tıklıyorum ve bundan sonra opera üzerinde bir ses veya müzik çaldığında direkt olarak sizlere bu müzik sesi gelecektir. Şimdi kısaca bir deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ses seviyesini istediğim gibi ayarlayabiliyorum ve arka planda görmüş olduğunuz gibi çalabiliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise benim gibi buradaki kulaklığınızı açık bırakmamanız. Eğer bunu açık bırakırsanız gelen sesleri hem kulaklığınızdan hem de buradaki uygulama ses yakalamadan aldığı için uygulama ses yakalamanın bir anlamı olmayacaktır. Bu sebeple eğer uygulama ses yakalamayı kullanmak istiyorsanız kulaklığınızın veya buradaki ses çıkış yakalayıcınızın olmadığına dikkat etmeniz lazım. Aynı şekilde bunun kontrolünü ayarlar kısmınıza gelip buradan ses kısmına gelip buradaki seslerin hepsini devre dışı yapmanız gerekiyor. Devre dışı yaptıktan sonra mikrofonunuzu eklemek isterseniz art tuşuna basıp buradan ses giriş yakalayıcısı, eğer hoparlörünüzü eklemek isterseniz ses çıkış yakalayıcısını seçebilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız hoparlörünüzde duyduğunuz bütün sesler yayınınıza veya videonuza iletilir. Şu anda testini gerçekleştirelim. Kulaklığı bu şekilde de kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra uygulama ses yakalamayı açın. Daha sonra buradan sesini yakalamak istediğiniz uygulamayı seçip tamama tıklayın. Müziğimi açıyorum. Müziği sonuna kadar açacağım. Bana gerçekten fazla geliyor ama size buradan kıstığımda şu anda örneğin gelmiyor olması gerekiyor. Ancak yavaş yavaş açtığımda şu anda geliyor olması gerekiyor. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ancak ben eğer kulaklığı açsaydım, yani şu anda görmüş olduğunuz gibi, sesi tamamen alacaktınız. Böylelikle benim duyduğum ve sizin duyduğunuz ses ayrılmış oluyor. Bu özellik sadece bu uygulama için değil, bilgisayarınızda açabileceğiniz herhangi bir uygulama için de geçerli. Örneğin siz hesap makinesi bile açsanız bu özelliği hesap makinesinde bile kullanabilir hale geliyorsunuz. Örneğin bunu aynı şekilde Discord'da da deneyebilirsiniz. Artıya tıklıyorum. Uygulama ses yakalamaya geliyorum. Ve buradan istediğim ismi yazabilirim. Daha sonra pencereyi görmüş olduğunuz gibi Discord.exe yaptı. Eğer bir ses kanalında olsaydınız bu ses kanalının içindeki sesleri OBS'inizden kontrol edebilir hale gelecektiniz. Daha sonra tek yapmanız gereken tamama tıklamak. Ve eğer bir ses kanalındaysanız ve arkadaşlarınız sizinle konuşuyorsa onların sesi OBS'e iletilecek ve bu kısımdan da istediğiniz gibi ses seviyelerini ayarlayabileceksiniz. Kullanmayı bıraktığınızda da örneğin Discord'u üzerine bir kere tıklayıp delete tuşuna basıp silmeniz yeterli olacaktır. Şu anda göstermiş olduklarım pencere özelliğine sahip olan bütün uygulamalarda geçerli. Yani hangi uygulamanın sesini OBS'e aktarmak istiyorsanız onda bu işlemlerin aynısını kullanabilir ve o uygulamadan özel olarak ses alabilirsiniz. Umarım video faydalı ve yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak içinse abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler. Mm-hmm.